Evet kıymetli öğrencilerim, herkese merhabalar. Ben Çamlıca Koleji'nden Kübra Hoca. Bugünkü dersimize Türkçe ile devam edeceğiz. Türkçe'de Efsane Türkçe kitabımızdan ikinci dönem konularından olan isimler bilgisiyle başlayacağız. Önce ilgili sayfamızı hemen açalım. Evet, isimler. Şimdi çocuklar, isimler konusu kendi içerisinde alt başlıklara ayrılan bir konu. Önce isim nedir? Bunun tanımıyla başlayalım. Bu kaynağımızdaki her etkinliği çözmeyeceğim. Önemli gördüğüm etkinlikleri çözeceğim. Mesela test kısımlarını atlayacağım. Bu kısımları eğer daha önce yapmamış olanlar evde mutlaka tamamlasınlar. Şimdi isim ne demek? Canlı veya cansız olabilir. Varlıklara verilen herhangi bir kavramı anlatmak için kullanılan kelimelere biz isim, ad diyoruz. Şimdi ilk örnekle bu tanımın ilk örneğini biz devam edelim. Şimdi diyor ki, balıkların üzerindeki kelimelerden diyor, kalemimi alayım hemen, isim olanlarını mavi renge boyayın. Hemen buradan mavi rengimi alıyorum, başlıyoruz. Şimdi ağaç kelimesi isim midir? Ben ağaç kelimesini söylediğim zaman zihnimizde hani yaprakları olan, bir kökü olan bir nesne aklımıza geldiği için diyorum ki ağaç kelimesi isimdir. Yani tik atıyorum, ben boyamayacağım. Mesela ikinci kelime üzüldüm. Buradaki üzülmek isim değil. Üzülmek kelimesi derste de işlemiştik, hatırlayın. Bu fiil, yani diğer adıyla eylemdir. Yani iş, oluş, hareket bildiren kelimelerde fiiller. Üzülmek bir ismi karşılamıyor. Bir varlığın adı olmadığı için diyorum ki üzüldüm isim değildir. Geçiyorum. Oyuncak. Oyuncak da isimdir. Çünkü oyuncak kelimesini söylediğim zaman zihninizde varlığın şekli canlanıyor. Oynuyor kelimesi. Bakın bu da fiil kelimesidir. Yani bu da isim değil. Devam edelim. Gelemedi. Bakın gelmek. Bu da fiil. İsim değil. O yüzden geçiyorum. Geliyorum. Gelmek, gitmek, bunlar da fiil kökenli kelimeler, isim olmadığı için geçiyoruz. Öğretmen isimdir. Bu kelime söylendiğinde zihnimde bir şeyler canlanıyor. Bardak, bu da isimdir. Bardak dediğimde aklımıza ne geliyor? Su içtiğimiz, belli bir şekli olan eşya aklımıza geliyor. Türkiye, bakın Türkiye'de özel bir ülke adı olduğu için, özel ad olduğu için isim olarak biz bunu alıyoruz. Çanta, çanta kelimesi de isimdir. Ayakkabı da isimdir, köpek de isimdir. Koşmak, bakın burada üzülmek, oynamak, gelmek, gelemedi diyor. Bu da aynı kök, gelmekten geliyor. Koşmak, bunların hepsi fiil kökenli oldukları için isim olarak kabul etmiyoruz. İngilizce dil adı olduğu için isimdir. Otomobil isimdir, kapı isimdir. Devam edelim B etkinliğimizle. B de diyor ki bize, cümlelerdeki adları karşıdaki kutulara yazın. Şimdi bana bir cümle vermiş. Demek ki bu cümledeki her kelime isim değil, isim olanları bulmamı istiyor. Bugün çok yemek yedim. Buradaki isim olan kelimemiz yemektir. Cevabımıza bakalım. Doğru mu bulmuşuz? Evet. Sinemaya gideceğim. Buradaki isim sinema. Çiçekleri suladım. Buradaki isim çiçek. Kedimi çok seviyorum. Kedi burada isimdir. Derslerime çok çalıştım. Buradaki isim olan kelimemiz ders. Doktorun söylediklerini yaptım. Buradaki isim de doktordur. Şimdi bakalım cevap anahtarlarımıza doğru bulmuş muyuz? Evet, sinema, çiçek, kedi, ders, doktor diye cevap anahtarında çıktı. Şimdi bu etkinliğe geçiyorum. Özel ad ve cins adına geçelim. Özel ad ne demek? Cins, tür adı ne demek? Şimdi çocuklar, özel ad dünyada tek bir varlığı karşılayan ve hani karşılayan isimlerdir. Mesela Türkiye, mesela Kübra, mesela Ayşe, mesela Van Gölü. Bunlar genelde hani özel bir ismi veya özel bir ülkeyi, özel bir dil adını, özel bir kurum adını karşıladığı için biz bunlara özel ad diyoruz. Tür cins adları ise, şurayı büyüteyim daha yakından görelim. Cins tür adları ne demek? Aynı türden varlıkların hepsini birden karşılayan isimler. Masa, kalem, ağaç. Mesela şu an bu sınıftaki her varlığın adı tür cins adına girer. Neler olabilir? Mesela masa, sıra, akıllı tahta, pano, çöp kovası, kapı. Bunların hepsi tür cins adına girmekte.
Etkinliğimizde bunu daha iyi anlayacağız. A etkinliğiyle başlayalım. Diyor ki tabloyu diyor örnekteki gibi dolduralım. Hindistan bildiğiniz gibi bir ülke adı olduğu için özel isimdir. Mahalle cins isimdir. Yani birçok mahalle var. Yani mahallelerin ismi geçtiğinde özel isim olur. Ama burada sadece örnek veriyorum. Ben işte Lavanta mahallesinde oturuyorum ya da Göztepe mahallesinde oturuyorum dersem bu cümlede bakın mahallenin adı olduğu için mahalle kelimesi de özel isim olarak alınır. Ama sadece mahallede yürüdüm dersem buradaki mahalle kelimesi tür cins adı olarak ifade edilir. Samsun özel isimdir, özel il adıdır. Ankara yine özel isimdir, özel il adıdır. Araba, araba cins adıdır, tür cins adı. Aile yine tür cins adına girer. Televizyon, bu da tür cins adıdır. Devam edelim yan taraftan. Toprak kelimesi. Şimdi toprak kelimesi tür cins adıdır. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Toprak kelimesinin cümlede kullanım şekli çok önemli. Eğer derse ki bugün okula toprak gelmedi dediğinde buradaki topraktan kastedilen bir şahıs, bir kişi yani bir insan. Ama işte dedem toprağa buğday ekti dediğim zaman buradaki toprak kelimesi de tür cins adına giriyor. O yüzden her kelimeye direkt tür veya özel isim diyemem. Cümledeki kullanımına göre bunu söylerim. Tarak kelimesi tür cins adıdır yine. Sinema cins adıdır. Almanca özel bir dil adı. O yüzden özel isim olarak alıyoruz. Kızılay bir kurum adı olduğu için özel isimdir. Top cins isimdir. Ömer de yine bir insan ismini özel isme karşıladığı için özel isim olarak alıyorum. Şimdi geliyoruz B etkinliğine. Bir dakika hemen düzeltelim. B etkinliğimize geçtik. Bakalım burada ne istiyor bizden? Cümlelerde geçen diyor özel isimleri, özel isimleri bulup kutulara yazalım. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Burada iki tane özel ismimiz var. Birincisi Van Gölü, ikincisi de Türkiye. Diğer cümleme geçiyorum. Bulgaristan ve Yunanistan sınır komşumuzdur. Buradaki özel isimler ülke adları olarak özel isimle alıyorum. Yani Bulgaristan ve Yunanistan ülke adları olduğu için özel isim. Arkadaşım İspanyolca öğrenmek için kursa gidiyor. Burada dil adı var İspanyolca, özel isimdir. Kedim Tekir'i herkes çok sever. Bakın burada kedinin özel bir adı var. Tekir. Kedinin özel adı olduğu için diyorum ki bu cümledeki özel isim Tekir. Devam edelim. Ahmet'in babası Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Burada bir yazım hatası var. Nerede? Şurada. Bir defa birinci özel isim Ahmet. Özel isimler kendisinden sonra gelen eki ayırıyordu. Ahmet İn, bu doğru yazılmış ama şurada bakın bir kurum adı var, Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da eklerinin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu ama o ayrılmamış. Bakın bu ayrıntıya dikkat edelim. Canan bu sabah bize kahvaltıya geldi. Buradaki özel isim de Canan'dır. Şimdi cevap anahtarlarımızı açalım. Doğruluğunu bu şekilde de kontrol etmiş olalım. Evet, aynen yuvarlak içine aldığımız kelimelerimiz çıktı. Şimdi şurayı büyütüyorum biraz. C etkinliğimize geldik. Burada da bize kısa bir metin verilmiş. Bu metinde geçen neyi bulmamızı istiyor? Özel ve tür cins adlarını bulmamızı istiyor. Şimdi birlikte okuyalım. Diyor ki Elif sabah erkenden kalktı. İlk cümle bu. Buradaki özel isim ne? Elif. Önce özel isimleri bulalım. Sonra tür cins adlarına geçelim. Aylardan Nisan, günlerden Pazar idi. Güneşli, güzel bir hafta sonu için ailece plan yaptılar. Piknik için Sarıyer Ormanları, bakın Sarıyer Ormanları'na gitmeye karar verdiler. Sarıyer Ormanları da özel isimdir, özel bir yerin adıdır. O yüzden bunu da özel isim olarak alacağız. Piknik sepetini hazırladılar. Köpekleri Benekli'yi de yanlarında götürdüler. Bakın köpeğin bir adı var. Neymiş? Benekli. Bu da özel addır. Şimdi özel ad kısmını açalım. Elif, Sarıyer Ormanları burada eksik çıkmış ve Benekli. Özel adları doğru bulduk. Şimdi
tür cins adlarını geçelim. Çünkü bu mesela kısa hikayede tür cins adları daha fazladır. Nelerdir? Mesela bunu da farklı bir kalemle yapayım, görmüş olun. Sabah kelimesi tür cins adına örnektir. Nisan, pazar, bakın bunlar hani şunu şöyle düşünmeyin. Ay isimlere de özel ad konumuna girmez. Ama cümledeki kullanımına göre girer. Burada herhangi bir Nisan, yani özel bir zaman aralığı olmadığı için sadece Nisan olarak ismi geçtiği için diyorum ki bu Nisan, pazar nedir? Tür cins adına girer. Güneşli güzel bir hafta sonu için ailece plan yaptılar. Mesela plan kelimesi. Piknik için, piknik kelimesi yine tür cins adıdır. Sarıyer ormanlarına gitmeye karar vermişler. Piknik sepetini hazırlamışlar. Ha, sepet mesela, sepet kelimesi de tür cins adı olarak alınabilir. Köpekleri, benekliği de yanlarında götürmüşler. Şimdi bakalım. Sabah, ay, Nisan, gün, pazar. Bakın daha fazla özel isme göre tabii ki de bu metinde tür cins adlarımız daha fazla geçmiştir. Devam edelim D etkinliğimizle. Burada bize diyor ki, şöyle ortaya alayım. Aşağıdaki özel adları diyor, gruplayarak tabloya yerleştirin. Şimdi ben tabloya yazmayacağım ama sözel olarak ifade edeceğim. Sonra da cevap anahtarlarımızı açacağız. Kontrolümüzü bu şekilde yapmış olacağız. Başlayalım. Sarı kız. Şimdi sarı kız bir özel addır. Yani bir hayvana verilen ve genelde de yani muhtemelen ineğe verilen bir isim olarak ifade edilebilir. Yani sarı kız özel isim. Yani hayvan adında. Ankara şehir adında geçecek. Selim insan adında geçecek. İsviçre bir ülke ismi, ülke adlarında geçecek. Almanya yine ülke adıdır. Artvin şehir adıdır. Norveç ülke adıdır. Eda insan adıdır. Fransa ülke adıdır. Minnoş yine hayvanlara verilen isimlerden biri. Samsun şehir adı. Ezgi insan ismi. Karabaş hayvan adları. Yozgat şehir adları. Erdem insan ismi. Benekli de yine hayvanlara verilen bir isim olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi cevap anahtarlarına bakalım. Şehirlerde Ankara, Artvin, Samsun, Yozgat. İnsan adlarında Selim, Eda, Erdem, Ezgi. Hayvan adları Sarı Kız, Minnoş, Benekli, Karabaş. Ülke adları İsviçre, Almanya, Norveç ve Fransa. Şimdi burada önemli bir nokta var. Onu size anlatmak istiyorum. Hani dedik ya her kelime bu özel isimdir ya da bu tür cins adıdır diyemeyiz. Cümledeki kullanımına bağlıdır dedik ya. İşte burada onun örneğini istiyor bizden. Diyor ki kelimeleri diyor örnekteki gibi hem tür cins adı olacak şekilde hem de özel ad olacak şekilde kullanın. Mesela pamuk ilk örneği zaten bizim için yapmış. Diyor ki özel ad olarak kullanıldığı zaman bir hayvanın ismi olarak kullanırsak bu özel ad olur. Ne diyor? Kedim pamuğun tüyleri bembeyazdır. Burada özel ad. Tür cins adı olarak da yetiştirilen pamuk bitkisi anlamında kullanılırsa bu da nedir? Tür cins adı olarak gelir. Ne demiş? Ülkemizde en çok pamuk Adana'da yetişir. Buradaki pamuk kelimesi tür adı olarak geldi. Şimdi kaya kelimesi var. Ben 3 örnek yapacağım. Devamını hani bırakacağım. Siz mesela eksik olan kısımlar varsa burada devamını siz mutlaka evinizde tamamlayın. Kaya kelimesi. Şimdi kaya bir insan ismi olabilir, bir erkek adı olabilir. Eğer ben şu şekil dersem, bugün okula Kaya gelmedi ya da sinema etkinliğimize Kaya katılmadı dersem bu özel ad olur. Eğer şöyle kullanırsam, hani toprak parçası, hani diyorum ki dağdan düşen kaya yolu trafiğe kapattı. Buradaki kaya da tür cins adı olarak kullanılır. Burada bakalım ne bize örnek vermiş. Hani diyor kayanın kardeşi olmuş. Burada özel ad. Burada da diyor ki yolun kenarındaki kayaya oturdu. Buradaki kaya tür cins adı olarak geldi. Şimdi ozan kelimesinin iki anlamı vardır. Biri insan ismi olarak kullanabiliriz. Arkadaşım Ozan hastalanmış dersem özel ad. Şair, daha doğrusu şöyle cümle kuralım. Ozan bu şiirinde kitap sevgisini anlatmış dersem buradaki ozan kelimesi de tür cins adıdır. Ozan kelimesinin bir diğer anlamı da şair yazan, şiir yazan kişilere biz şair ya da ozan diyoruz. Burada bakalım açalım ne demiş bize.
Ozan kitaplarını topluyor. Bu özel ad. Ozan şiirinde doğayı anlatmış. Hürriyet kelimesine geldik. Şimdi hürriyet özel ad olarak da kullanılabilir. Tür cins adı olarak da kullanılabilir. Şu şekilde bakalım örneklerine. Mesela burada hürriyeti bir sokak adı olarak vermiş. Hürriyet sokakta oturuyor dersek buradaki hürriyet kelimesi özel ad olur. Çünkü sokağın ismini karşıladığı için özel ad olur. Tür cins adı olarak da nasıl kullanılmış? Hürriyet için çalışmalıyız. Yani özgürlüğümüz için çalışmalıyız diyor. Deniz kelimesine geçelim. Deniz de son örneğimiz olsun. Deniz ismi insan ismi olarak kullanılabilir. Eğer o şekil kullanılırsa özel addır. Ben özel ada örnek vereyim. Diyorum ki arkadaşım Deniz'le pikniğe gittik dersek buradaki Deniz özel ad. Bugün denizde çok yüzdüm dersen buradaki deniz kelimesi de tür cins adı olarak karşımıza geliyor. Şimdi B etkinliğini geçeceğim. C'den devam edeceğiz. C etkinliğinde bize diyor ki aşağıdaki cümlelerde geçen tür adlarını bulup bulmacaya yazalım. Şimdi balina gördüm. Birinci cümle bu. Buradaki tür cins adı nedir? Balina. Hemen bulmacada yerine yazıldı balina. Yarın doktora gideceğiz. Buradaki tür cins adı doktordur. Elif şapka taktı diyorum. Buradaki tür adı şapkadır. Ömer ile sinemaya gittik. Buradaki tür adı sinemadır. Yeni araba aldık. Buradaki araba. Efe ile balonları şişirdik. Buradaki tür adı balondur. Başım ağrıyor. Buradaki tür adı da baştır. Şimdi cevapları açalım. Dediğimiz şekliyle de zaten çıktı. Ekleri yanlarında kabul etmiyorlar. O diyorlar ki azıcık önümüzde durun deyip onları kesme işaretiyle ayırıyoruz. Gelen ekleri biraz ileride yazıyoruz. Yani özel isimden ayrı yazıyoruz. Ama bazı eklerimiz var Türkçe'de. Bunlar özel isime bitişik yazılır ve kullanılırken de bu ekler ayrılmaz. Bu ekler neler? Bakın bu ekler çok önemli. Bunları bilmemiz lazım. Bir eki ama bu ci, cu, cu olabilir. Li ekimiz var. Bu da yine kelimeye göre lı, li, lu, lü olabilir. Siz kelimemizi var. Bu da sız, siz, sus, süz olabilir. Kelimenin hayatına göre. Bu ekler ismi nasıl yazılırmış? Bitişik yazılır. Kesme işaretiyle de ayrılmaz. Bakın zaten birazdan onların örneklerini vereceğiz. Bize örnek olarak da demiş ki Ömer Ankaralı Atatürkçü kelimelerini örnek olarak vermiş. Şimdi A etkinliğine gelelim. Diyor ki aşağıda C'liler mesela Ankara ama ben buna L ekini getirdiğim zaman ne olur? Ankaralı ve bu ek ayrılmaz. Yani L ekini ayıramam. Almanyalı dersem yine ayıramam. Aliler bu akşam bize geldi dersem buradakiler ekini ayırmıyorum. İzmirli bir arkadaşım var dersem buradaki li ekini ayırmıyorum. Efeler bize mesela burada da ayırmıyoruz. Sonra Samsunlu derken ayrılmıyor. Türkler derken ayrılmıyor. Atatürkçü derken oradaki çü ekimiz ayrılmıyor. Edirneli derken oradaki li eki ayrılmıyor. Fransızca derken de ekimiz ayrılmıyor. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü bazen sadece çözdüğünüz kaynaklarda bu konuyla alakalı sorular gelebiliyor karşınıza. Şimdi B etkinliğine geçelim. Bu cümleler özel adların yazımında yanlışlık yapılmış. Doğrusunu yanına yazalım. Bakalım birlikte inceleyelim sizlerle. Şöyle biraz daha yukarı alayım. Gelecek. Ne demiştik biraz önce? Lar ki aslında burada böyle çoğul anlamı katabiliyor diyebiliriz. Aliler bu akşam bize gelecekler. Sadece Ali değil, Ali ve ailesi gelecekmiş. Bunu derken biz larler ekini ayırmıyorduk. Ne yapıyoruz? Burada yanlış yazılan budur. Bakalım doğrusu ayrılmamış haliyle doğru oluyor. Köpeğim Karabaş'ı çok seviyorum. Bakın köpeğin özel bir adı var ama küçük harfle yazılmış ve gelen ı eki ayrılmamış. Burada hata var. Bunun düzeltilmesi nasıl olacak? K büyük olacak ve ı eki de ayrılacak. Atatürk Türk çocuklarını çok severdi. Buradaki özel ad nedir? Türk. Çünkü bir millet ne yapıyor? Küçük yazılmış.
doğrusu hemen T harfinin büyük haliyle oluyor. Bu yıl İngilizce kursuna gittiğim bir dil adı var ama küçük yazılmış, hata var. O yüzden ne yapıyoruz? İngilizcenin iyisine bu kalemi nehir verdi. Nehir olarak geçiyor, özel isim ama küçük yazılmış. Hata zaten var. Doğrusu kalemi nehir verdi. Harfin büyük yapılmasıyla yanlışlık düzeltiliyor. Arkadaşım İngiltere'ye gitmiş. Bakın bir ülke adı var ama büyük yazılmamış var. Onun hemen düzeltilmiş hali. Burada da gerçi yanlış yazılmış. Nasıl olacak? İngiltere ve İngiltere işaretiyle. Evet, son cümlemiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bakın buradaki hata ne? Bir kurum adı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama kurum adlarının ilk harfleri büyük olur. Burada sadece baş harfi büyük yapmışlar. Normalde nasıl olması gerekiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kurum adının ilk harflerinin hepsinin büyük olması gerekiyordu. Ama burada buna dikkat edilmemiş. Doğru yazım şekli şu şekilde. Hatta evet doğru yazılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı şeklinde doğru şeklini gösterdik. Şimdi bu kısımla isimler konusunun ilk bölümünü bitireceğiz sizlerle. Şimdi diyor ki aşağıdaki özel adlara gelen ekleri örnekteki gibi kesme işaretiyle ayırarak yeniden yazalım. Ankara bir il adıdır. Ankara'da derken oradaki dağ ekini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Aslında buradaki tüm eklerin ayrılması lazım. Bu noktada bir hata var. Biz bunu düzelteceğiz. İzmir il adı. İzmir'e gittim derken buradaki e'nin ayrılması gerekiyordu. Minnoş'u çok sevdim derken burada bir hayvan ismi olarak geçer. Nasıl olacaktı? Minnoş u. U ekini ayıracağız. Efe'ye kalem verdim diyorum mesela. Efe kesme işareti sonra y eki gelecek. Selma'nın derken Selma özel isim. Selma'nın kitabı bende kalmış deseydik Selma'dan sonra'nın ekini ayıracaktık. Atatürk özel addır. Gelen e ekini kesme işaretiyle ayıracağız. Anıtkabir'i derken buradaki özel isim Anıtkabir i eki kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Fransa ülke adı özel addır. Ya ekinin ayrılması gerekiyor. Elif özel addır. İn ekinin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Ürgüp, Ürgüp'e derken buradaki özel ad Ürgüp, E ekinin ayrılması gerekiyor. Tarık'ın demiş, Tarık'ın şeklinde kesme işaretiyle ekin ayrılması gerekiyordu. Tekir'in derken burada da yine bir hayvan adı olarak geçiyor. Tekir, in doğrusu. İngiltere, ye, ye'yi ayıracağız burada. Arda da, Arda kesme işareti sonra da da eki ayrı bir şekilde yazılacaktı. Şimdi son etkinliğimize geldik. D etkinliği. Şimdi burada bana diyor ki aşağıdaki tabloda yanlış yazılan özel adları boyayalım. Doğrusunu yazalım. Şimdi tek tek bakalım. Uşaklı, Uşaklı, Malatyalı, Antepli, Urfalı derken buradaki lı li eki ayrılmıyordu. O yüzden bu doğru. Bunun boyanmasına gerek yok. Çünkü biz yanlış yazılanları boyayacaktık. Nisalar bize geldi derken larlar eki ne olacaktı? Ayrılmayacaktı. Ama burada ayırmışlar. Hata var burada. Doğrusu nisalar olacak. Semalara gidelim mi diye bir cümle kurduğumu düşünün. Şimdi eğer larlar eki ayrılmıyorsa ondan sonraki eki de ben ayıramam. O yüzden bunun doğrusu nasıl olacak? Semalara. Larlar eki ayrılmıyorsa sonrakini de ayırmıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Örnek veriyorum, pikniğe Ahmet'siz gidemeyiz derken sız siz eki özel isme ekleniyordu ve ayrılmıyordu. Ama burada ayırmışlar, yanlış olmuş. Malatyalı, bakın bu doğru. Çanakkale'de, burada da özel ad Çanakkale ve ekinin ayrılması gerekiyor ama ayırmamışlar. Burada bir hatamız var. Kemal İ, bu doğru. Bunda bir hatamız yok. Doğru yazılmış yani. Mehmet İn, bakın burada Mehmet özel isim. İn ekinin ayrılması gerekiyor ama ayırmamışlar. Doğrusu nasıl olacak? Şu şekilde kesme işaretiyle ayrılmış hali doğru oluyor. Bursa'ya gidiyorum diyorum mesela. Bursa özel ad il adı ya ekini ayırmışız. Doğru, burada bir hata yok. Boncuğun bir hayvan adı olarak geçer ve özel ad olduğu için de
10 ekinin ayrılması gerekiyordu. Burada da hatamız var. Türkiye'de, bakın burada da hata var. Nasıl? Ülke adıdır. D ekinin ayrılması gerekiyor. Yani doğrusu şöyle olacaktı. Türkiye kesme işareti D şeklinde olacaktı. Mesela burada da yine hata var. Normalde bunun da doğru yazımının gösterilmesi gerekiyordu ama gösterilmemiş. Devam edelim. İtalya'dan bu doğru, bir yanlışlık yok. Ülke adı büyük harfle başlamış. Gelen ek ayrılmış. Ayçalar sinemaya gitti diyorum. Larlar eki ne yapıyordu? Ayrılmıyordu ama ayırmışlar. Doğrusu bu şekilde. Ankara'dan misafirim gelecek diyorum. Ankara il adı, dan ekinin ayrı olması gerekiyordu ama ayırmamışlar. Bu şekilde düzeltilmiş hali de bu şekilde oluyor çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü Türkçe dersimizin isimler ünitesinin ilk kısmı bitti. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.